İkinci bölüm. Birlikte büyüdük. Aramızda bir yaş bile fark yoktu. Söylemeye ne hacet, anlaşmazlığın ve çekişmenin her türüne yabancıydık. Uyum, arkadaşlığımızın ruhuydu. Kişiliklerimizde var olan farklılık ve karşıtlık, birbirimize daha fazla yaklaşmamıza yol açıyordu. Elizabeth'in daha sakin, daha dikkatli bir mizacı vardı. Bense onca şevkime rağmen yaptığım işlere daha iyi yoğunlaşabiliyordum. Bilgiye susamıştım adeta. O kendini şairlerin havai yaratılarını takip ederek oyalıyordu. İsviçre'deki evimizi kuşatan görkemli, harika manzaralar, dağların yüce şekilleri, mevsim değişimleri, fırtına ve durgunluk, kışın sessizliği, Alplere özgü çalkantılı yaz hayatı, hayranlık uyandıran, haz veren geniş bir alandı onun nazarında. Arkadaşım ciddi ve doyumlu bir ruh haliyle muhteşem görüntüleri izlerken ben bunların sebeplerini araştırmaktan haz duyuyordum. Dünya, keşfetmeyi arzuladığım bir gizemdi benim için. Merak, doğanın gizli kanunlarını öğrenmeye yönelik ciddi araştırmalar, vecde yakın bir memnuniyet. Hatırladığım ilk heyecanlar arasında bunlar vardı. Benden 7 yaş küçük olan ikinci oğulları doğunca, anne babam gezginliği tamamen bırakıp ana vatanlarına yerleştiler. Cenevre'de bir evimiz ve gölün doğu kıyısındaki Belrive'da, şehrin bir fersah uzaktan da uzağında bir kır evimiz vardı. Daha çok bu ikinci evde kalıyorduk. Annemle babam büyük ölçüde inzivada gibiydiler. Benim mizacım da kalabalıktan kaçıp az sayıda insana hararetle bağlanmaktı. Dolayısıyla genel olarak okul arkadaşlarıma karşı kayıtsızdım. Fakat aralarından biriyle son derece yakın dostluk bağı kurmuştum. Henry Clerval, Cenevreli bir tüccarın oğluydu. Hususi bir yeteneği ve hayal gücü vardı. Girişimciliği, zorlukları, hatta tehlikeyi zevk bellemişti. Şövalyelere, kahramanlıklara dair kitapları çok okumuştu. Kahramanlık şarkıları bestelemiş, büyücülerle, şövalyelerin maceralarıyla ilgili bir sürü hikaye yazmaya başlamıştı. Piyesler oynayalım, kılıktan kılığa girelim diye uğraşırdı. Bu piyeslerin karakterleri Ronkes Wallace'dan, Kral Arthur'un yuvarlak masasından, Kutsal Kabir'i kafirlerin elinden kurtarmak için kanını döken cengaverler arasından seçilmişti. Hiçbir insan benden daha mutlu bir çocukluk geçirmemiştir. Anne babam birer nezaket ve hoşgörü timsaliydi. Bizi kaprisleri doğrultusunda yöneten zorbalar olmadıklarını, tadına vardığımız birçok hazzın aracısı, yaratıcısı olduklarını hissediyorduk. Başka ailelerle münasebette bulundukça bizim ne kadar talihli olduğumuzu daha iyi ayırt ettim. Bir evlada özgü sevgime, şükran duygusu eşlik etmeye başladı. Mizacım bazen sertleşiyor, tutkularım şiddetleniyordu. Lakin mizacımdaki bir yasanın işleyişi sayesinde bunlar çocukça meşgalelerle değil, güçlü bir öğrenme arzusuna yönleniyordu. Ayrım gözetmeksizin her şeyi öğrenmek de istemiyordum. İtiraf edeyim, ne dillerin yapısı, ne hükümetlerin işleyişi, ne de çeşitli devletlerin siyaseti çekici geliyordu bana. Öğrenmek istediğim yerin ve göğün sırlarıydı. Beni ister eşyanın dış görünüşü, ister doğanın iç düzeni, isterse insanın gizemli ruhu zapt etmiş olsun. Araştırmalarım hep metafiziğe ya da bu kelimenin en yüksek anlamıyla dünyanın fiziki sınırlarına yönelikti. Bu arada Clerval, tabiri caizse eşyanın manevi bağları ile ilgileniyordu. Dolu dolu geçen hayat, kahramanların meziyetleri, erkeklerin eylemleriydi onun konusu. Umudu ve hayali, türümüzün yiğit ve maceraperest veli nimetleri sıfatıyla tarihe ismi yazılanlardan biri olmaktı. Elizabeth'in aziz ruhu, huzurlu evimizde bir mabetteki lamba gibi parlardı. Tüm ilgisini bize yöneltmişti. Gülümseyişi, yumuşak sesi, ilahi gözlerinin tatlı bakışı, bizi esirgeyip cesaretlendirmek için hep oradaydı. Sevginin yumuşatan, cezbeden canlı özüydü o. Ateşli tabiatım yüzünden araştırmalarım esnasında somurtkan olabiliyordum. Fakat Elizabeth, beni kendi nazik görüşüne uydurmak üzere oradaydı. Ya Clerval? Hangi kötülük teslim alabilirdi Clerval'in soylu özünü? Lakin Elizabeth ona yardımseverliğin gerçek güzelliğini göstermese, iyilik yapmayı onun yüksek ihtiraslarının neticesi ve hedefi kılmasaydı, Clerval böyle mükemmelen insancıl, cömertliğinde bu kadar düşünceli, maceraperest eylemlerinin ortasında bu kadar iyilikle
nezaketle dolu olmazdı. Bahtsızlıkların zihnimi kirletmesinden ve son derece faydalı parlak tasavvurları kendime dair kasvetli, daracık tefekkürlere çevirmesinden önceki çocukluk anılarımı düşünmek bana büyük haz veriyor. Dahası eski günlerimin resmini çizerek, aynı zamanda fark edilmeyen adımlarla beni ilerideki ızdırabıma sürükleyen olayları da kaydetmiş oluyorum. Zira sonraları kaderimi yönetecek tutkunun nasıl doğduğunu sorguladığımda, onun bir dağ nehri gibi pek küçük ve neredeyse unutulmuş kaynaklardan çıktığını anlıyorum. İlerledikçe kabararak, akışı boyunca tüm umutlarımı, neşelerimi sürükleyip götüren bir sele dönüşüyor. Doğa felsefesi yazgımı düzenleyen alan oldu. O yüzden anlattıklarımda bu bilimi tercih etmeme yol açan olguları belirtmek isterim. 13 yaşımdayken hep birlikte hoşça vakit geçirmek için Tonon yakınlarındaki kaplıcalara gitmiştik. Hava bozunca bir günlüğüne handa mahsur kalmıştık. Orada tesadüfen Cornelius Agrippa'nın eserlerinden bir cilt buldum. Kayıtsızca açtım. Sergilemeye çalıştığı kuram ve bahsettiği olgular çok geçmeden bu hissimi coşkuya dönüştürdü. Zihnimde yeni bir ışık parlamıştı sanki. Sevinçle sıçrayarak keyfimi babama anlattım. Babam kitabımın başlık sayfasına pek aldırış etmeden şöyle dedi. ''Ah Cornelius Agrippa, sevgili Victor, bununla vaktini ziyan etme, saçmalıktan ibarettir.'' Babam böyle demek yerine zahmet edip de Agrippa'nın ilkelerinin tamamen değiştiğini, eskisinden çok daha büyük kudrete sahip çağdaş bir bilim sisteminin kurulduğunu, çünkü eski sistemin kudreti oldukça hayali iken yeni sistemin kudretinin gerçek ve uygulamaya dönük olduğunu açıklasaydı, bu koşullar altında şüphesiz Agrippa'yı bir kenara bırakır, canlanan hayal gücümü daha büyük bir şevkle eski çalışmalarıma yöneltmekten hoşnutluk duyardım. Düşünce akışımın yıkımıma yol açan ölümcül itkiye hiç kavuşmaması bile mümkündü. Fakat babamın kitabıma göz ucuyla bakıvermesi, içeriğini bildiğine emin olmamı hiçbir şekilde sağlamadı. Büyük bir hevesle okumaya devam ettim. Eve döndüğümde hemen bu yazarın, sonra da Paracelsus ve Albertus Magnus'un tüm eserlerini edindim. Bu yazarların coşkun hayallerini okuyup inceledim. Benden başka çok az kişinin haberdar olduğu hazineler gibiydiler. Doğanın sırlarına nüfuz etmeyi her zaman hararetle arzulamış biri olarak bahsetmiştim kendimden. Çağdaş filozofların yoğun emeklerine, harika bulgularına rağmen çalışmalarım bana bir türlü memnuniyet ve tatmin vermiyordu. Derler ki Sir Isaac Newton, kendini büyük ve keşfedilmemiş gerçekler okyanusunun kıyısında deniz kabuğu toplayan bir çocuk gibi hissettiğini söylermiş. Okuyup bildiğim doğa felsefesinin her bir dalındaki ardılları, çocuk aklıma bile aynı uğraşın peşindeki çömezler gibi görünüyordu. Eğitimsiz köylü, çevresindeki elementleri gözlemler ve günlük hayatta nasıl kullanacaklarını bilir. En bilgili filozof biraz daha fazlasını biliyordu. Doğanın yüzünü örten peçeyi kısmen kaldırmıştı ama onun ölümsüz yüz hatları bir mucize, bir gizemdi hala. Kesilip biçilebilir, inceleyebilir, isimler verebilirdi. Fakat nihai nedene ulaşmak bir yana, ikincil ve üçüncül seviyedeki nedenlerden bile bütünüyle habersizdi. İnsanları doğanın kalesine girmekten men eden tahkimatlara, engellere bakıyor ve haşince, cahilce şikayet ediyordum. Ama kitaplar buradaydı işte. Derinlerine nüfuz etmiş, daha fazla şey öğrenmiş adamlar buradaydı. Öne sürdükleri her şeye inandım. Onların müridi haline geldim. 18. yüzyılda böyle bir şeyin olması garip gelebilir ama Cenevre okullarındaki olağan eğitimden geçsem de en sevdiğim çalışmalar bakımından büyük ölçüde kendimi eğitmiştim. Babam bilimle ilgilenen biri değildi. Bir öğrencinin bilgiye susamışlığı ve ayrıca çocukluğun körlüğü içinde mücadele etmek zorundaydım. Yeni hocalarımın rehberliğinde sebatla felsefe taşını ve yaşam iksirini aramaya koyuldum. Fakat çok geçmeden tüm ilgim iksirde yoğunlaştı. Servet daha önemsizdi. İnsan bedeninden hastalıkları kovabilsem, insanı şiddet ya da kazalar haricinde ölmeyecek hale getirebilsem, bundan görkemli buluşma olurdu. Hayallerim bu kadar değildi. Hayaletleri ya da şeytanları çağırmak da gözde yazarlarımın cömertçe sundukları bir vaatti. Bunu gerçekleştirmek için hevesle uğraştım. Sihirli sözlerim hiçbir zaman işe yaramayınca, başarısızlığımı eğitmenlerimin yetkinlik ya da doğruluğundaki bir eksikliğe değil,
Kendi deneyimsizliğime, hatalarıma yordum. Bir süre bu şekilde, ateşli bir hayal gücünün ve çocukça çıkarımların rehberliğinde birbiriyle çelişen yüzlerce teoriyi karıştırarak ve sayısız bilginin bataklığında umutsuzca çırpınarak artık geçerliliği kalmamış sistemlerle meşgul oldum. Bir kaza düşüncelerimin akışını tekrar değiştirinceye kadar. Yaklaşık 15 yaşımdayken Belvoir yakınlarındaki evimize gitmiştik. Orada çok şiddetli, çok dehşetli bir fırtınaya şahit olduk. Fırtına Jura dağlarının gerisinden yaklaştı. Gök korkutucu bir şekilde aynı anda gökyüzünün çeşitli noktalarında gümbürdüyordu. Fırtına sürerken ben onun ilerleyişini merakla, hazla izliyordum. Kapıda duruyordum. Birden evimizin yaklaşık 20 metre ötesindeki yaşlı, güzel meşeden alevlerin yükseldiğini gördüm. Göz kamaştırıcı ışık çekildiğinde meşe yok olmuştu. Sadece parçalanmış bir kütük kalmıştı geriye. Ertesi gün oraya gidince sıra dışı şekilde parçalara ayrılmış bir ağaç bulduk. Şokun etkisiyle odun kıymık kıymık ayrılmamış, tamamen ince şeritlerden ibaret hale gelmişti. Hiç böyle tam anlamıyla imha olmuş bir şey görmemiştim. Bundan önce elektriğin daha belirgin yasalarından habersiz değildim. O esnada yanımızda doğa felsefesine dair önemli araştırmalar yapmış bir adam vardı. Gerçekleşen yıkımdan duyduğu heyecanla elektrik ve galvanizm konusunda oluşturduğu bir kuramı açıklamaya girişti. Anlattıkları benim için hem yeni hem de çok şaşırtıcıydı. Söylediği her şey Cornelius Agrippa'yı, Albertus Magnus'u ve Paracelsus'u hayal gücümün lordlarını gölgeye itiyordu. Kaderin bir cilvesiyle bu adamların alt edilmesi beni alıştığım çalışmalardan soğuttu. Hiçbir şey bilinemezmiş, hiçbir şeyi bilemezmişiz gibi görünüyordu. O ana kadar ilgimi çeken her şey birden kıymetsizleşmişti. Zihnin belki de en çok ilk gençlikte görülen kaprislerinden birine kapılıp derhal eski meşgalelerimi bıraktım. Doğa felsefesini ve tüm evlatlarını çarpık, faydasız buluşlar olarak bir kenara attım. Gerçek bilginin eşiğinden asla geçemeyecek bu sözde bilime büyük bir küçümsemeyle bakar oldum. Bu haleti ruhiye içinde matematiğe ve bu bilimle alakalı çalışma dallarına yöneldim. Matematiğin güvenli temelleri vardı, dolayısıyla dikkate almaya değerdi. Yapısı böyle tuhaftır ruhlarımızın. Başarı yahut yıkımla aramızdaki bağ bu kadar zayıftır. Geriye bakınca bana öyle geliyor ki, heveslerim ve arzularımda gerçekleşen adeta mucizevi değişim, hayatımın koruyucu meleğinin anlık telkiniydi. Esirgeyici ruhun, daha o zamandan beni kuşatmak üzere yıldızlarda asılı bekleyen fırtınayı engellemek için harcadığı son çabaydı. Kazandığı zafer, eskimiş ve son zamanlarda bana azap çektiren çalışmalardan vazgeçmemi takip eden sıra dışı bir sükûnet ve ruh huzuruyla kendini duyuruyordu. Kötülüğü bu çalışmaları sürdürmekle, mutluluğu onları hiçe saymakla ilişkilendirmem böyle oldu. İyiliğin ruhu çok çabalamıştı, fakat çabası boşa gitti. Kader çok kuvvetliydi ve değişmez yasaları benim mutlak, korkunç yıkımımı hükme bağlamıştı.